geçen seneden beri yani az da olsa yani köylü olarak katkımız oluyor. Arada gelip sulama falan yapıyoruz. Şu anda da beden olarak çalışıyoruz. Bütün köylülerimizin katkı sunması gerekiyor. İhtiyaç var köylüler olarak, mesela bir cenaze taziyede olsun. Ondan sonra cenaze merasimi falan olsun. Burada yapılır o zaman. Morkumuz olur, cenazemiz direkt mi buraya kaldırılır. Başka yere yani getirmemize gerek kalmıyor. Ondan dolayı yani herkesin katkı sunması iyi olur yani bence. Dayanışma içindeyiz şu anda. Yani daha fazlasını bekliyoruz. Daha fazla katkı, daha fazla dayanışma bekliyoruz. Buradan Tunceli'ne gidip orada cenazelerimizi almak bayağı zor bir olay. Onun için burada bizim yurt dışında çalışan arkadaşlar, bir de buradakiler büyük bir desteğiyle bu aşevi yapılıyor yani. Şimdi ihtiyacımız buna bundan ibarettir. Bizim bu çılgı, yani Demsir'e bağlı olan çılgı demir kapı, hatta çevre köyleri bile destek vermelerini bekleriz. İş adamlarımız var, zenginlerimiz var, müteahhitlerimiz var. Onlardan destek bekleriz. Yani bu böyle sadece emeklilerin veya yaşlıların yükleneceği bir yük değil. Destek lazım. İş adamlarımızdan, zenginlerimizden destek lazım. Kışın olduğu zaman buralar hava şartları çok kötü. 2 metre, 2,5 metre üzerinde kar yağıyor. Yani genel gelen cenazelerimiz aşağıda bekletiliyor. Vatandaşların yarısı orada, yarısı burada. İki yerde ayrı cenaze namazları kılınıyor. Böyle direkt köyümüze gelir. Burada civar köylerden yani olan bütün tanıdıklar, vatandaşlar gelir burada ziyaret eder. Ve öyle o şekilde defnetmeye ihtiyacı duyuyoruz. Yani öyle daha güzel olur o konuda. Öyle ya, yani projeleri ne de bilmiyorum tabii. Hani bizim düşüncelerimiz böyle. Daha da kısa ve net olur yani. En azından ulaşım sıkıntısı yaşanmaz insanlar. Gelir bir yerde toplanır. Yani civar köylerin hepsini bir araya toplayacak bir proje. En az nerede bağırsan işte 20-30 köyün bileşebileceği bir yer. Yani buradan yakın köylere daha rahat ulaşabilme ihtimali olduğundan dolayı yani bu proje yapılmıştır. Bizim köylerimiz, mahallelerimiz biraz dağınıktır. Ayrı ayrı mahallelerdir. Uzak olduğu için, bir de kış şartları ağır olduğu için. Arabanın vahmi. Aşevinin icap ettiğini tahmin ettik. İşte o yüzden bu işe başvurduk. Ve çalışmalar devam ediyor. Geçen sene başladı, beton işi falan yapıldı falan, şu çelik melik işi olunca, masraf biraz daha artınca maddiyete ihtiyaç duyuldu. O da yeterli gelmedi. İşte şu anda işte tekrar yardım başladı, toplanıyor. Bir şekilde işte yapıyoruz. Çağrımız herkes yardımcı olsun, bir el alsın. İyi olur, güzel olur. İşimiz de olur, biter. Cenazelerimiz olduğu zaman ya Elazığ'da ya Tunceli'de morgda, bazen zaman yer kalmıyor, dışarıda kalıyor, hastanelere götürüyoruz. Her kesin şeyi var yani, hemen hemen bütün köylerde şeyi var yani, bizim köyde çoktan yapılması gereken bir ihtiyaçtı. Sağ olsun arkadaşlar, bir araya geldik, konuştuk. Bir aşevine ihtiyacımız olduğunu, hatta cem evini düşünerek şey yaptık ama yani artık aşevine karar verdik. İyi oldu. Civar köyleri toplam ortaklaşa böyle bir karar aldık. İnşallah iyi olur. En azından taziye yeri olur. Taziye burada kabul edilir. Yemek verilir. Hayır yemekler falan. Para sıkıntısı olduğu için böyle kaldı. Para olmayınca iş ortada kaldı bir yıldır. Şu an iş yürüyor. Normal bir şekilde, hızlı bir şekilde de hareket ediyoruz. İnşallah erken bitiririz yani. Herkes toplanıyor. Dayanışma içerisinde yardımlaşarak indiriyoruz. Çalışıyoruz, harç yapıyoruz. Yani bütün şeylere destek sunarak yapıyoruz ortaklaşa. Dayanışmadan her şey daha hızlı olur yani. Bu civar köylerde insanların kendi acılarını paylaşabileceği ya da oturabileceği, herhangi bir acı günde yan yana gelebilecekleri bir mekanımız yoktu. Burada yaşayanların çoğu da zaten yurt dışında ya da metropollerdedir. Özellikle kışın herhangi bir şey olduğunda insanlar geliyor acısını paylaşmadan ya da insanlarla bir arada bulunmadan, yani alelacele
karda, kışta, toprakta, her şey karda, kışta, yağmurda hemen ölüyü ya da mevtasını en hızlı bir şekilde gömme çalışıyor. İnsanlar kendi acılarını paylaşamıyorlar. Ama esas olarak da burada insanlar arasında bir kopukluk var, korkunç bir bağ kopukluğu var. Bizim amacımız böyle bir projede, yani bu kültür projesi öyle diyelim, insanlar arasındaki dayanışmayı, ortaklaşmayı sağlayabilmek. Esas amacımız budur. Tabii bunun sebebi de köylülere anlattığımız şekliyle de tabii ki bu kendi acılarımızı, kendi bazı şeylerimizi paylaşmak. Projemiz çok başarılı gidiyor. Hala da öyle. Fakat öngörmediğimiz bir büyük bir yükümün altına girdik. Binamız çok güzel. Yani başarırsa, bitirirsek çok iyi olacak. Dediğim gibi ilk önce yani en baştaki amacımız sadece burada bir cenaze merasimi yeri değil. Bu, özellikle bu civarda hem sistemin hem şartların yalnızlaştırdığı, birbirinden kopardığı insanlar arasında bir bağı sağlamak. Esas amacımız budur.